Paşa Hazretleri. Eyvah efendi. Geçmiş olsun. Olanları duydum. Evimi, haremimi canınızı ortaya koyarak korumuşsunuz. Sana ve Nasuh Efendi'ye şükran borcum var. Borç yok. Tanrı sizi, ailenizi korusun. Hünkârım yarın saraya gelmenizi istiyor. Şu yarım kalan resmi bitirelim artık. Şimdi iyice bir dinlenin. Sizi rahat bırakalım, öyle değil mi matrakçı? Yarın beraber gideriz saraya. Bir hayli üzgün. Teskin olması biraz vakit alacak. Ya sen? Sultanımın kederi yanında benim kederim. Erkek efkarını unutacak çok işle meşgul. Lakin anne sadece bu felaketi düşünerek yaşıyor. Zaman Pargalı. Bu hususlarda en iyi ilaç zamandır. Geçecek elbet. Leo Efendi gelmiş. Has bahçede huzurunuza kabulünü beklerim hünkârım. Pekala. Divan kapısında Venedik elçisi bekliyormuş. Ben de onunla görüşeceğim. Bakalım neler isteyecek. Ne isteyeceğini söyleyeyim ben sana. Bu isyanda en çok onların malları, depoları zarar gördü. İmdat diyecektir. Onu ödemeyeyim, bunu ödemeyeyim, vergileri ödemeyeyim. Sen bakarsın çaresine. Lakin Moşenigo'yu çok yalvartma. Kafir de olsa malları devlet-i aliyenin koruması altındadır. Reisül Küttaplık makamı hain Haydar Çelebi'nin infazı nedeniyle boştur. Bu makama Celalzade Mustafa Çelebi'yi tayin ettim. Hayırlı olsun. Bu şerefli makama Devlet Aliye'ye layık olmak en büyük arzumdur Vezir-i Azam Hazretleri. Venedik balyozu gelmiş. Buyursun bakalım. Venedik elçisi Senyor Moşenigo. Vezir-i Azam Hazretleri, beni kabul ettiğiniz için sonsuz hürmetlerimi sunuyorum. Hoş geldiniz Senyor Moşenigo. Şahsınızda Venedik Cumhuriyeti Doçu Andre Gritti'yi selamlıyorum. Biliyorsunuz siz Mısır'dayken Konstantiniyye isyancı Yeniçeriler tarafından yakıldı, yıkıldı. Büyük felaket yaşadık. İsyanda Venediklerin depoları da ciddi hasar gördü. Mevzuyla ilgili malumata aizim Senyor. Zararlarınız karşılanacak. Endişe buyurmayın. Siz vergilerinizi aksatmayın yeter. Zararlarınızı karşılamak bizden, vergiler sizden. Ama vergi yükünü nasıl karşılarız? Kazanç yok ki. Bütün yıl boyunca kazandığınızı ve kazanacağınızı ben bir kalemde nasıl silebilirim? Bir tek Venedik değil ki zarar gören. Kendi kullarımızın yaralarını da sarmaya çalışıyoruz. Hazine bunu kaldıramaz. İbrahim Paşa Hazretleri, ayrıca bir husus daha vardı. Dinliyorum. Doçumuz Andrea Gritti'nin oğlu Signor Alvise Gritti'yi sizinle tanıştırmak isterim. Kendisi burada iş yapan en önemli tüccarlarımızdan biridir. Venedik'ten yeni döndü. Elbette. Münasip bir vakitte tanışmak isterim.